Bugün yanımızda Kinetic markasının iki tane ürünü var aslında. Bir tanesi yanımda, bir tanesi şu an biraz meşgul çalışıyor. Extra DSL isminde bir modemi var. Buradaki de Air isminde bir router. Kinetic Türkiye'de yeni bir marka. Bu şekilde wireless veya network ürünleri var. Bugün de bunları inceleyeceğim. Sevgili Fatih Kurt'a teşekkürler. Bana iki tane ürününü yolladı. Dedi, al bunları incele. 2-3 haftadır da kullanıyorum. Ve ne yalan söyleyeyim, gayet beğendim. Hem yenilikçi hem yazılım konusunda çok iyiler. Şöyle, Kinetic markası zaten yazılım firmasıymış. Bu yüzden hem güncelleme olarak hem uygulama veya arayüz olarak gayet iyiler. Birazdan bilgisayardan web arayüzüne bakacağız zaten. Bu kullandığım süre zarfında da yaklaşık 2-3 kere güncelleme aldı. Şimdi bu cihazlarda ne gibi yenilikler var veya ne gibi farklar var, bunlardan bahsedeceğim. Bu arada modemin içine girip biraz kurcalayacağımız için şu anda çalışıyor. Ama bununla aynı tasarımdalar, pek bir farkları yok. Bu yüzden şunun üzerinden gidebiliriz. 4 tane baba gibi anten var burada. Biraz Xiaomi router'dan tanıdık geliyor olabilir. Bu antenlerde aynı zamanda güçlendiriciler de var. Mobil cihazlara daha güçlü bir bağlantı kurulmasını sağlıyor. Bu bakımdan oldukça güzel. Bahsetmişken çekim gücünden de bahsedeyim. Sıradan modemlere göre bu 4 anteni ve güçlendirici sayesinde daha güçlü bir sinyal sağlıyor. Bunun yanında bendeki Xiaomi Router Pro ile kıyasladım. Router Pro 200 dolar civarında bir fiyatı var bu arada. Onunla kıyasladığımda aralarında bir %10, %15 civarında fark oluyor. Ve bence Router Pro'ya yakın bir çekim alanı sağlaması gayet güzel. Şimdi özelliklerinden başlayayım. Birçok özelliği var gerçekten. En temelinde, belki küçük bir eviniz varsa bir tane router veya bir tane modem yetecektir. Fakat eviniz büyükse veya işte 2 katlı, 3 katlı veya duvarlarınız sinyalleri iyi geçirmiyorsa, bu bakımdan belki ikinci, belki üçüncü bir cihaza ihtiyacınız olabiliyor. Kinetic Wi-Fi Mesh konusunda çok başarılı ve herhangi bir şart yok. İstediğimiz bir Kinetic cihazıyla istediğimiz bir Kinetic cihazını eşleştirip Wi-Fi Mesh yapabiliyoruz. Bu alanda çok iyi. İki tane Air cihazınız vardır veya iki tane modeminiz vardır. Bunları eşleştirip Wi-Fi Mesh yapabiliyorsunuz. Şimdi bir yerden başlamak lazım özelliklere. Birçok modemde USB desteği var. Burada da var. Ama burada diğerlerinde olmayan bir özellik var. O da harika bir özellik bence. Kinetic size bir web site ismi veriyor. İstediğimiz şekilde oluşturabiliyoruz bu ismi. Atıyorum işte Kadir'in modemi.kinetic.pro gibi. Bu web sitesine girdiğinizde tüm arayüzü görebiliyorsunuz. Bu USB taktığınız USB belleği, hard diski veya birden fazla hard diski görebiliyorsunuz. Bu dosyalara erişebiliyorsunuz. Ve sadece aynı ağdan değil, dünyanın her yerinden erişebiliyorsunuz. Bu bakımdan güzel bir bulut sistemi de sağlıyor bize. Açıkçası birçok router'ın veya birçok firmanın sağlamadığı bir destek. Bu bakımdan çok başarılı. Bir diğer güzel özellik WPA3 var. Güçlü bir şifrelendirme yöntemi. WPA2'nin bir üst versiyonu anladığım kadarıyla. Bu da aynı şekilde Türkiye'de şu an sadece Kinetic'te bulunuyor. Hem uygulaması hem web arayüzü oldukça basit. Böyle kafa karıştıran, karman çorman bir arayüz değil. Basit, modern ve kafa karıştırmıyor. Daha ne olsun? Bu bakımdan arayüz olarak beni çok memnun etti. Bunun dışında en sevdiğim özellikleri, uygulamadan veya web arayüzünden modeme, işte router'a kimler bağlanmış görebiliyoruz. Bunların internetini koparabiliyoruz. Bunların hızını limitleyebiliyoruz. Sevmediğimiz kişiler varsa. Bunun yanında bazı aile özelliği, eklentileri var. İşte çocuğunuzun, kardeşinizin veya anne babanızın şu saatler arasında internete girmesini istemiyorsanız bunları ekleyebiliyorsunuz. Bunlar gayet kullanışlı özellikler. Şu anda yeni çıkan modemlerin çoğunda aslında 2.4 ve 5 GHz bağlantı bulunuyor. Ben buna direkt kısaca 5G diyorum. Aynı şekilde burada da var. Gayet yüksek hızda 1200 megabit per second'a ulaşabiliyoruz. Aslında 5G'ye ihtiyacımız yok gibi düşünebilirsiniz. Çünkü hani internet hızlarımız 100 megabit pek geçmiyor. Bu bakımdan yeterli gelebiliyor 2.4G. Fakat biz bu modemimize USB taktığımızda, bu USB'deki dosyaları indireyim veya USB'ye dosya atayım dediğimizde o yavaşlık bizi biraz kahredebiliyor. Bu bakımdan 5G'nin olması çok önemli.
Ve aynı şekilde eğer modeme yakınsak 5G sayesinde daha geniş ve daha az laglı bir bağlantı kurmuş oluyoruz. Bu bakımdan daha faydalı oluyor. Şimdi biraz Wi-Fi mesh sisteminden bahsedeyim. Atıyorum bir kinetik modemimiz var ve bunu güçlendirmek istiyoruz. İşte bazı yerlerde veya köşelerde sinyal zayıfsa bunu güçlendirmek istiyoruz ve yine örnek olarak bir tane kinetik air alıp bu sisteme ekleyebiliyoruz. Burada bazı modlar var. Bu router modunda yurt dışında internet sağlayıcılarıyla doğrudan buraya internet de alabiliyoruz ama burada maalesef olmuyor. Burada mecburen bir modeme ihtiyacımız var. Burada Wi-Fi mesh yapmak için iki tane seçeneğimiz var. Genişletici veya access point. Genişletici modundayken halihazırda olan kablosuz ağımızı aynı şekilde kablosuz olarak alıyor ve kablosuz olarak yayıyor. Bir nevi kablo karmaşası olmadan bunu yaymış oluyor, genişletmiş oluyor ağımızı. Fakat burada size tavsiyem olabildiğince modemle router'ı birbirine yakın tutun. Aksi takdirde aralarındaki bağlantı zayıfsa yani buna bağlanan cihazların da bağlantısı ister istemez yavaş oluyor. Bu bakımdan olabildiğince araya bir maksimum iki tane duvar koymaya çalışın. Olabildiğince yakın tutun. Bunun dışında access point var. Access point benim tavsiye ettiğim mod. En güçlü, en gecikmesiz modu. Access point yani AP modundayken modemle router'ı birbirine kabloyla bağlamamız gerekiyor veya birden fazla cihaz mesh yapacaksak hepsini birbirine kabloyla bağlamamız gerekiyor. Bu şekilde hem daha az bir kablosuz ağ kirliliği oluyor hem de neredeyse hiç gecikme olmuyor. Bu bakımdan benim tavsiyem AP modunda genişletin. Ve bunu yapmak da aşırı kolaymış. Ben biraz ilk başta zorladım. Manuel denedim. O yüzden zorlandım ama yapmam gereken sadece şuymuş. Bunu açıyorsunuz. Kabloyla modeme bağlıyorsunuz. Modemden de Wi-Fi mesh sistemine girip ekliyorsunuz. Bu kadar. Ben biraz işleri yokuşa sürdüm. Bu yüzden ilk başta becerememiştim. Halbuki kendi kendine işi hallediyormuş. Evin her yerinde aynı isimde, aynı sinyalde, aynı şifrede tek bir ağımız olmuş oluyor. Geniş bir tek ağımız olmuş oluyor. Bu bakımdan gayet güzel. Yani ben AP modundan çok memnun kaldım. Tavsiye edeceğim mod da AP modu. Ama tabii kablo çekemiyorsanız veya o kablo kirliliğini istemiyorsanız genişletici repeater modu yine işinizi görecektir. Bunun yanında burada bir özellik daha var. Dördüncü özellik. O da adaptör modu. Diyelim ki masaüstü bilgisayarımızda işte kasasında bir wireless adaptör yok. Bunu adaptör moduna alıyoruz. Kasamıza bağlıyoruz ve artık bu bizim wireless Wi-Fi adaptörümüz oluyor. Diğer işte wireless ağlara veya modemimize bağlanabiliyoruz. Bu şekilde gayet güzel. Hoş. Biraz da arayüzümüze bakalım. Bu arada hem 192.168'den arayüzüne girebiliyoruz veya oluşturduğumuz web site ismiyle de giriş yapabiliyoruz. Aynı şekilde hem ağdayken hem de dünyanın her yerinden internet olan her yerden ulaşabiliyoruz. Şimdi bahsettiğim gibi arayüz oldukça basit. Basit, modern ve şık, her şey anlaşılır şekilde. Burada ek olarak Eva'nın yanında misafir ağımız da var. İşte misafirleri buraya bağlayabiliyoruz. Atıyorum misafir ağının hızını limitleyebiliyoruz. Daha düşük olsun gibi. Burada Wi-Fi'miz var. Buradan ayarları görebiliyoruz. İşte isimleri, ayarları, bunları ayarlayabiliyoruz. Ağ portları burada VDSL'den bağlandım. VDSL 2 kullanıyorum ben bu arada. 35 megabit. ADSL 2, VDSL 2'yi destekliyor modem. Ağ trafiği var. Buradan ağ trafiğini görüntüleyebiliyoruz. İşte ne zaman kim bağlanmış, ne kadar dosya indirmiş gibisinden. Burada görebiliyoruz. 1 saat, 3 saat, 1 gün. Buradan kablolu cihazlar için otomatik veya manuel IP adresleri, işte MAC adresleri ekleyebiliyoruz. Burada 3G veya 4G modemimiz varsa modeme bağlayabiliyoruz. Oradan da internet sağlayabiliyoruz. DSL bağlantısından da bizim kendi DSL veya VDSL bağlantımızı görüyoruz. Ağlarım kısmında cihaz listesi var. Buradan şu an bilgisayarım 780 megabit AC ile bağlanıyor. Yani 5G ağı ile bağlanıyor. Telefonum 2.4G ile bağlanmış. 58 megabit civarında. Burada güncel olarak gösteriyor. Kablolu olarak da Mi Router'a bağlı.
Burada bizim normal wireless ayarlarımız var. İşte wireless ismimizi ayarlayabiliyoruz. Buradan VPA 2, VPA 2 artı 3 veya VPA 3 PSK gibi bunları ayarlayabiliyoruz. Şifre oluşturabiliyoruz. Buraya çalışma takvimi zamanlama ekleyebiliyoruz. Bunlar güzel eklentiler. Gelişmiş ayarlar var. Burada ihtiyacımız varsa işte VPS'e izin ver veya verme. 2.4G için de buradan kanal numarasını manuel yapabiliyoruz veya başlangıçta veya sürekli değiştir gibi kanal genişliğini ayarlayabiliyoruz. Sinyal gücünü de buradan limitleyebiliyoruz. Aynı şekilde 5G'yi kapatıp açabiliyoruz. Burada hızlı geçiş özelliği var. İşte bunu hem 2.4 hem de 5G kablosu ağ için etkin kalıyor. Sadece 2.4G'deyken falan. Hani isteğimize bağlı olarak bunu değiştirebiliyoruz. Bunu bilmiyorum. Burada portlar ve VLAN ayarları var. Burada IP adresimiz var. Maskeyi değiştirebiliyoruz. Misafir ağı için özellikler burada. Yine aynı şekilde misafir ağı için ayrı bir isimde, ayrı bir şifrede ağ oluşturabiliyoruz. 5G ağ da koyabiliyoruz veya koymayı da biliyoruz. Wi-Fi sistemi bizim Wi-Fi Mesh dediğimiz sistem. Burada gayet güzel. Burada benim Kinetic Air X olarak buraya eklendi. Şu anda yanımda olduğu için bağlı değil. Ama çalıştırdığım zaman taktığımda otomatik olarak buraya geliyor. Ve kurulumu da çok basit. Tek yapmam gereken kablolu bir şekilde bağlamak ve ardından şurada sil yazan yerde ekle seçeneği çıkıyor. Burada ekle tıkladığımda otomatik olarak ekliyor. Marka içinde hepsi birbirini tanıdığı için otomatik olarak ekliyor. Bu bakımdan gayet güzel. Hatta kablosuz genişletici modundayken bile birbirini tanıyorlar ve burada görünüyor aynı şekilde ekle diyebiliyoruz. Hiç öyle kafa karıştırıcı ayarları yok. Basit şekilde birbirini tanıyorlar ve kurulumu gerçekleştiriyoruz. Şu an beta sürümüne denmiş ama ben herhangi bir sorun yaşamadım. Gayet güzel. Sorunsuz çalışıyorlar. Burada bize Yandex DNS, Safe DNS ve Edgeguard DNS sunuyor. Buna da gayet güzel. Veya farklı bir DNS de ekleyebiliyoruz. Güvenlik duvarına geldiğimizde buradan kural oluşturabiliyoruz. Burada port yönlendirme ayarları var. Routing. Yine burada bazı ayarlar var. Bilmediğim. Burada domain adımız var. Buraya istediğimiz bir domain ismini koyabiliyoruz. İşte dediğim gibi Kadir'in modemi nokta Kinetic Pro. Bu bizim bir nevi web sitemiz gibi oluyor. Yani web sitemize girdiğimizde kendi modemimizin arayüzü karşımıza geliyor ve buradan istediğimiz şekilde ayarlamaları yapabiliyoruz. Dosyalarımızı görebiliyoruz, indirebiliyoruz veya yeni bir dosya ekleyebiliyoruz. Bu şekilde gayet kullanışlı, güzel bir özellik. Bu domain ismini silebiliyoruz da, değiştirebiliyoruz daha sonradan. Bulut erişimine kapatabiliyoruz gibi gibi bazı özellikler var. DDNS var. Kablosuz erişim kontrolü. Burada güzel bir özellik var. Kara liste ve beyaz liste. Kara listeyi aktif edersek şöyle oluyor. Herkes cihazımıza bağlanabiliyor ama kara listeye eklediğimiz kişiler bağlanamıyor. Veya şöyle yapıyoruz. Beyaz liste yapıyoruz. Hiç kimse cihaza bağlanamıyor. Sadece seçtiğimiz kişiler modeme bağlanabiliyor. Bu da bu bakımdan oldukça güzel, faydalı bir özellik. Yönetim kısmına geldiğimizde sistem ayarları var. Buradan bazı güncellemeleri yapabiliyoruz. Şu anda güncelmiş. İşte bazı update'leri vesaire manuelde yapabiliyoruz. Buradan sistem adını değiştirebiliyoruz. Domain ismini değiştirebiliyoruz. Uygulamalara geldiğimizde bu kısım aslında benim en sevdiğim kısım şöyle. Bu uygulamalar yenileri eklenebilir. Güncellemelerle yeni eklentiler gelebilir. Bu bakımdan oldukça güzel. Burada şu anlık torrentimiz var. Torrent ile dosya indirebiliyoruz. Bunu test ettim. Çalışıyor. Şöyle indirilenlere git dediğimde buradan yeni bir torrent ekleyebiliyoruz. Modeme bağlı USB belleğimize bu dosyaları indiriyor. Buradan aynı şekilde bilgisayarımıza indirebiliyoruz da inenleri. İşte bilgisayarımız veya telefonumuz açık kalmadan sadece modeme ekliyoruz ve modem kendi başına dosyalarımızı indiriyor. Bu da gayet güzel torrent olması. FTP sunucusu var. Bu veri alışverişini sağlıyor kablosuz şekilde cihazlar arasında. Burada medya sunucusu da var. Medya sunucusu şöyle. USB belleğimizde işte fotoğraf, video gibi veya ses dosyaları varsa bunları televizyonumuzda veya TV box'ımızda
bu tarz cihazlarda gösteriyor. Bu da kullanışlı bir özellik. Burada kullanıcı hesaplarında kullanıcılar ekleyebiliyoruz. İşte admin veya ikinci bir admin, üçüncü, dördüncü isimleri değiştirebiliyoruz, şifreleri değiştirebiliyoruz. Herkese farklı kullanıcı adı ve şifreler sağlayabiliyoruz. Burada HTTP portu var. Bunları bilmiyorum. Telnet portu diyor. Uzaktan erişim için bu tarz özellikler var. Maalesef bilmiyorum. Tanılama bölümünü yeni gördüm. Ağ bağlantı testi gibi ping testi yapıyor sanırım. Burada DSL'de de bazı bağlantı hızlarını gösteriyor. Bunlar da güzel detaylı özellikler merak edenler için. Benim download'um 35 megabit, upload'um da 3 megabit olarak görünüyor. Doğru. Yani 2-3 haftadır kullanıyorum bu modemi ve bu cihazı. Herhangi bir kopma durumu veya yavaşlama durumu olmadı veya cihazla ilgili herhangi bir hata veya işte bağlantı kesilmesi gibi bir durum yaşamadım. Bu bakımdan beni gayet memnun etti. Hoşuma gitti bu arkadaş. Arayüz de bu şekildeydi. Telefon arayüzü buradan daha basit. Özellikler daha kısıtlı diyebilirim. Yani tam performans için web arayüzünü kullanmanızı tavsiye ediyorum şu anlık. Telefon uygulamasında da işte cihazları görebiliyoruz. Aynı şekilde aile profillerini ayarlayabiliyoruz. Uygulamaları görebiliyoruz. Bu uygulamalardan bu medya sunucusunu veya indirme istasyonunu, torrenti görebiliyoruz. Wi-Fi sistemini görüntüleyebiliyoruz. İşte wireless ağlarımızı veya bazı bağlanan kişilerin hızlarını kontrol edebiliyoruz. Bu şekilde kullanışlı ama daha basit, daha kısıtlı bir arayüzü var. Umuyorum ki ileride uygulamaya bu klasörleme sistemi gelir. Modeme bağlı hard diskimizi veya flash belleğimizdeki dosyaları telefondan da bu uygulama aracılığıyla görebiliriz. Buradan destek bölümü var. Herhangi bir sorunumuzda destek de isteyebiliriz. Arayüzüyle olsun, kullanışlılığıyla olsun veya bu şık tasarımıyla olsun sanki yeni nesil modemmiş gibi bir izlenim yarattı bende. Bu bakımdan gayet hoşuma gitti. Kinetic kısaca bu şekildeydi. Birçok özelliği var. Hepsinden bahsetmeye çalıştım, hepsini göstermeye çalıştım ama illaki bilmediğim ve atladığım yerler olmuştur. Yine merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Buradan Kinetic Türkiye'ye hoş geldin diyelim. Ve ayrıca teşekkürler bu cihazlar için. Umarım videoda yararlı olmuştur. O zaman farklı bir incelemede görüşmek üzere.